Teknoloji Okulu'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bugün yanımızda Samsung'un giriş segmentinde piyasaya sürdüğü yeni modeli Galaxy M15 5G duruyor ve biz bu videomuzda cihazın teknik özelliklerinden bahsedeceğiz ve sizler için incelemesini yapmış olacağız. Dilerseniz hemen kutu içeriğiyle başlayalım. Aslında kutu içeriğiyle başlayalım diyorum ama bildiğiniz gibi Samsung kutu içeriğinde artık çok fazla bir şey bizlere sunmuyor. Çok fazla bir şey vaat etmiyor. Zira sadece kutudan telefon ve bir kablo çıkıyor. Bunun haricinde de tabii ki okumadığımız birkaç tane evrak çıkıyor. Bildiğiniz gibi artık Samsung hem amiral gemi modellerinde hem diğer modellerinde maalesef ki bir adaptör koymuyor kutu içeriğine. Bu cihazı satın aldığınızda da siz eğer bir adaptör alacaksanız gidip direkt olarak harici şekilde bu adaptörü satın almak durumunda kalacaksınız. Bunu baştan ifade etmiş olalım ve gelelim artık telefonun tasarımsal detaylarına. Bu telefonun tasarımsal detayları da diğer Samsung modellerinden aslında çok fazla ayrılmıyor. Yine arkada üçlü kamera kurulumunu görmek mümkün ve bu kamera kurulumu da diğer Samsung modelleriyle aynı dizilimde karşımıza çıkmış oluyor. Ön tarafta da arkadaşlar orta segmentten farklı olarak bu kez damla çentik kullanıldığını görüyoruz. Bu damla çentik tasarımı aslında biraz da geleneksel bir tasarım çizgisi, yani eskimiş bir tasarım çizgisi diyebiliriz. Aslında bildiğiniz gibi Samsung diğer modellerinde delikli ekran tasarımını kullanıyor ama M15'te damla çentikli bir ekrana yer vermiş vaziyette. Peki ekran demişken bu cihazın ekranı bizlere neler vaat ediyor? Hemen ondan bahsetmeye başlayalım. Samsung Galaxy M15 5G'ye baktığımızda arkadaşlar 6.5 inçlik Super AMOLED ekranın bizleri karşıladığını görüyoruz. Bu ekran bizlere 90 Hz'lik tazeleme oranı veriyor arkadaşlar ve 90 Hz'lik tazeleme oranı sayesinde de gün içerisinde akıcı bir deneyim yaşamış oluyoruz. Aslına bakarsanız artık yavaş yavaş 120 Hz'ler normal duruma gelmiş oldu. Ama bu telefon bildiğiniz gibi orta segment bir telefon değil, giriş segment bir telefon olduğu için 120 Hz değil de artık bu cihazda 90 Hz'lik bir tazeleme oranının bizleri karşılığını görüyoruz. Bu noktada aslında Samsung'u çok fazla eleştiremem. Zira iPhone modellerinin bile 60 Hz'lerde kaldığı bir ortamda bu telefonun 90 Hz'lik bir tazeleme oranı sunması oldukça değerli. Peki telefonun bataryası nasıl? En azından kağıt üzerinde baktığımızda arkadaşlar 6000 mAh'lik bir pil oldukça güven veriyor. Yani şöyle baktığımızda arkadaşlar 2 güne varan bir şarj deneyimi sunabileceğini bizlere gösteriyor. Tabii ki telefonu kullandıkça telefonun pil performansında muhakkak düşmeler meydana gelecektir. Ama ben ilk zamanlar bu telefonun en kötü ihtimalle 1,5 güne varan bir pil performansı verebileceğini söyleyebilirim. Tabii ki bu 6000 mAh'lik bataryaya 25 wattlık hızlı şarj desteğinin sunulması da oldukça değerli. Aslına bakarsanız Samsung bu 25 wattlık hızlı şarj desteğini orta segmentteki bütün telefonlarına veriyordu. Ama ben giriş segmentindeki bir cihaza da böyle bir özelliğin sunulmasından dolayı oldukça memnun kaldım. Yani bu cihazda pil performansı noktasında hemen hemen hiçbir problem yaşamayacağınızı net bir şekilde söyleyebilirim. 6000 mAh'lik bataryada oldukça yetecektir sizlere ki bunun eksik kaldığı noktada da 25 wattlık hızlı şarj desteği devreye girmiş oluyor. Gelelim temel donanım kısmına. Bu cihaza baktığımızda arkadaşlar gücünü MediaTek 6100 Plus Yonga setinden aldığını görüyoruz. Bu işlemci 6 nanometre üretim sürecinden geçiyor ve bu işlemciye arkadaşlar 4 GB'lık RAM'in eşlik ettiğini görüyoruz. Tabii ki 4 GB RAM yeter mi diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Tabii ki Android dünyasında RAM'e biraz daha ihtiyaç duyuluyor. Ancak bu telefon için, yani giriş segmentinde bir telefon olduğunu düşünecek olursak 4 GB'lık RAM'in de yeterli olabileceğini ifade edebiliriz. Tabii ki ilerleyen zamanlarda donmalar, kasmalar daha erken zamanda meydana gelebilir mi? Evet, ama o zaman da tabii ki biraz daha üstüne koyup daha iyi modelleri satın alabilirsiniz. 6 GB RAM eklenebilir miydi? Evet, daha iyi olabilirdi. Ama Samsung bu noktada 4 GB RAM eklemeyi uygun bulmuş. Eğer siz de tabii ki daha fazlasını istiyorsanız bu telefondan daha farklı modelleri de var Samsung'un ya da diğer akıllı telefon üreticilerin, onlara yönelebilirsiniz. Ama bu cihazda yer alan özellikler bu şekilde. Özellikle tabii temel donanım noktasında sizleri tatmin eden mi etmez mi? Tabii ki şimdiki akıllı telefonlara baktığınız aslında bütün hemen hemen mobil oyunları rahat şekilde çalıştırdığını söyleyebiliriz. Bu telefonda sizleri üzmeyecektir. Ama tabii ki giriş segmentine hitap eden bir cihaz olduğunu bilerek hareket etmenizde de fayda var.
Dahili depolama kısmına göz attığımızda ise 128 GB'lık dahili depolama alanı mevcut. 128 GB'lık dahili depolama alanı aslında yeter mi yetmez mi? Çok fazla telefonu kullanıyorsanız, çok fazla fotoğraf video çekiyorsanız yetmeyebilir arkadaşlar. Ama ben çok fazla fotoğraf video çekmiyorum. Zaman zaman çekiyorum. Çok fazla da işte telefonu aslında çok fazla kullanan biri değilim. Sosyal medyama çok fazla fotoğraf yükleyen biri değilim vesaire diyorsanız da bu size fazla yetecektir. Aslında kullanımdan kullanıma tabii ki bu değişkenlik gösterecektir diyebiliriz. Şimdi gelelim en önemli noktalardan bir tanesine, yani telefonun kameralarına arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu cihazda üçlü kamera kurulumu söz konusu. Bunlardan ana kameraya baktığımızda 50 megapiksellik bir ana kameranın bizleri karşıladığını görüyoruz. Ancak diğer kameralar 5 megapiksel ve 2 megapiksellik kameralar arkadaşlar. Yani sadece bu noktada Samsung ana kameraya biraz da önemi vermiş, önem atıf etmiş diyebiliriz. Diğer kameralar biraz daha yardımcı kameralar ve çözünürlükleri de düşük. Yani bir tanesi 5 megapikselken diğeri de 2 megapiksellik bir değer bizlere sunuyor. Ön tarafa bakalım. Ön taraftaysa demin de ifade ettiğim gibi damla çentikli bir tasarım söz konusu ve bu damla çentiğin hemen üzerinde bir tane selfie kamerası konumlandırılmış vaziyette. Bu selfie kamerasına baktığımızdaysa 13 megapiksellik bir kamera olduğunu görüyoruz. Aslında bu kamerayla beraber iyi fotoğraflar çekebilirsiniz. Ama tabii ki de düşük ışıkta, düşük ışıklı ortamlarda kamera birazcık saçma oluyor tabii ki ve iyi fotoğraflar yakalamanızı imkansız hale getiriyor. Tabii ki bunun bir giriş segment telefonu olduğunu yine vurgulayayım ben. Yani beklentilerinizi iyi ayarladığınız takdirde memnun olabilirsiniz. Beklentilerinizi iyi ayarlayamadığınız takdirde de memnun olmayabilirsiniz. Dolayısıyla kamera performansı noktasında çok iyi şeyler vaat ettiğini söyleyemem. Ama çok kötü şeyler de sunmuyor. Tabii ki dediğim gibi bu bir giriş segmentindeki model. Daha iyi bir kamera deneyimi yaşamak isteyenler daha üst segmentteki telefonlara bakmak durumunda diyorum. Artık videonun yavaş yavaş sonuna geliyorum arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.